Hokey 2020 Özel'e hoş geldiniz. Bugün yine Ali Murat Hamarat'la birlikte olimpiyatı sizler için değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama bugün bir artı var. Çok değerli bir sporcu bizlerle birlikte olacak. Türkiye'yi badminton'da temsil eden sevgili Neslihan Yiğit bizlerle birlikte. Neslihan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Seni gördüğümüz için gerçekten çok mutluyuz. Sen nasılsın Asıl? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ayağının tozuyla kalktın, geldin, programımıza dahil oldun. Bizleri gerçekten çok mutlu ettin. Ben hiç lafı uzatmadan direkt olimpiyatlardan konuşmak istiyorum seninle. Senin ilk olimpiyat deneyimin değil. 2012'de de bizi temsil ettin. Bu yılla 2012 arasında ne gibi farklılıklar vardı senin açından? Şöyle söyleyebilirim. 2012'ye ilk katıldığımızda o zamanlar daha tecrübesizdik. Daha önceki yıllarda hedefimiz sadece olimpiyatlara katılmak. Şu an ise hedeflerimiz daha fazla değişti. Olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. 2012'de çok gerçekten tecrübesizdim. Sahaya çıktığımda antrenörüme dedim, şunu söylemiştim. Şu an nasıl oynayacağımı bilemiyorum. Çok heyecanlıyım demiştim. Şu an ise gerçekten evet yenildim. Ama yenildiğimden dolayı umutsuz değilim, mutsuz değilim. En azından bazı şeyleri başarabileceğimizi gördüm. Bunun imkansız olmadığını gördüm. Onun için maçtan sonra da hep umutlu olmak. Kendime hep şunu söylemiştim daha doğrusu maçtan önce. Maçtan çıktıktan sonra Türkiye'ye döndüğümde evet Neslihan bazı şeyleri başardın. Mutluysan, daha iyisini yapabileceğine inanıyorsan İçin rahat olsun demiştim ve gerçekten bu şekilde döndüm. Onun için mutluyum açıkçası. Ali Murat Hamarat da bizlerle birlikte. Eminim ki Ali Murat'ın da sana soracakları vardır. Ben sözü sana devretmek istiyorum. Hemen kısacık soru. Sizin kaybettiğiniz rakip aslında çok güçlü bir rakibe yenildiniz. Yani dünya sıralamasında ikinci sıradaki Çinli raket... bugün itibariyle baktım, bir numarada Tayvanlı'yı gösteriyorlar, iki numarada sizin yenildiğinizi gösteriyorlar. Bu şey olabilir mi? Çinliler biraz daha az turnuvaya katıldılar ya, olimpiyat hazırlığı nedeniyle acaba öyle bir şey olabilir mi? Bugün çünkü badminton'un hani listesine baktım, sizin rakibi iki gösteriyor ama yani çok da fark etmez. Ha bir, ha iki ve onlar eğer maçlarını kazanırlarsa ikisi de yarı finale gelmiş vaziyetteler zaten. Ve büyük bir ihtimalle de finalde buluşacaklar zaten. Bizi, belki de sizi yenen rakip olimpiyat şampiyonu olarak taçlanacak. Ama yani biraz da o maçı anlatmak ister misiniz? Yani bu kadar güçlü bir rakibe karşı oynamak nasıl bir duyguydu? Şunu söyleyebilirim. Daha önceden hiç bu kadar üst seviyede maçlar yapmadım. Yapmış olsam dahi minimum 5 maç yaptım. Ondan dolayı bunun çok eksikliğini çekiyorum böyle yüksek seviyedeki rakiplerle oynarken. Ama ilk başladığımda sakin ol, kaybedecek bir şeyin yok. Sadece oyununu sergile diye başladım. Tabii ki de rakibimin üst seviyede bir sporcu olmasından dolayı hata oranı minimum seviyede olduğu için kim daha az hata yaparsa maçı kazanan o oldu açıkçası. Çok iyi başladım maça. Önde götürüyordum ve dediğim gibi onun tecrübesi ve minimum hatalarıyla maç arasındaki fark açıldı. Peki hemen buradan kısacık devam. Şampiyonluk için sen Yufei Chen'i mi daha iyi görüyorsun Neslihan? Yani daha mı şanslı görüyorsun? Yoksa bu Tayvanlı Tai denilen işte o ikisi büyük bir ihtimalle oynayacak gibi gözüküyor da belli olmaz tabii de. Açıkçası en büyük favorim Karolina Marin'di. 2016'daki olimpiyat şampiyonu. Sakatlığı nedeniyle ama gelemedi. Bir hafta önce de evet sakatlandı. Şu an ise Chen Yufei çok iyi. Ama gözümde farklı bir konumda olan Tayvanlı rakibimiz. Tai Tüzi yetenek ve oyun stili olarak daha çok beğeniyorum.
Anladım. Bir de şöyle bir küçücük hatırlatma yapalım. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında bir Tayvanlı ile bir Çinli masa tenisçisi mücadele ettiklerinde olaylar çıkmıştı. Çin ve Tayvan arasındaki gerginlikler nedeniyle. Böyle bir final olursa enteresan bir şey olabilir. 25 sene sonra her ne kadar seyirci olmasa da bambaşka bir havada oynanacaktır o mücadele. Evet. Ve ya yani bir masa tenisi mücadelesi yüzünden Amerika'da gözaltına alınan Çinli insanlar varmış. Bu da böyle olimpiyat notlarında tarihinde hep yazar. Onu söyleyelim. İstersen buradan Gökçe sen biraz daha Neslihan'ı bize tanıtalım mı? Tanıtalım biraz da. Bilmeyenler olabilir. Çok güzel bir soruya değineceğiz şimdi ama öncesinde ben ufak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sen de bir seyircisiz olimpiyattan da söz açmışken Neslihan, pandemi sizi nasıl etkiledi? Yani orada durumlar nasıldı? Her gün test oluyor muydunuz? Neyle karşı karşıya kaldınız? Her gün test alıyorduk. Yeterince önlem var mıydı? Tartışılır. Çünkü kimse köyde ben maske takmasa maskeni tak diye uyaran birinin olacağını sanmıyorum. Yani evet her yerde sosyal mesafe kuralları, maske takılması gereken tabelalar vesaire vardı ama bir süreden sonra herkesin birbirini tanımasıyla ortam biraz daha arkadaş ortam olduğu için kurallar ne kadar uygulanmaya çalışılsa da katı kurallar yoktu diyebilirim. Katı kurallar yoktu diyoruz. Japonya'dan beklemezdik değil mi bunu aslında? Neslihan, seyircilerimiz eminim ki seni gerçekten yakından tanıyorlar ama biz biraz daha Neslihan'ı tanıtmak istiyoruz. Neslihan ne zaman spora başladı? Ailesinin desteği nasıldı? İlk adımlardan bize biraz bahsedebilir misin? Spora 9 yaşında başladım. Şu an kent tanıyorum. Çağatay Taşdemir tarafından ilkokul 3. sınıfta seçildim. O zamanlar beden eğitimi öğretmenimin eşiydi. Böyle güzel bir buluşmamız oldu açıkçası. O günden bugüne de birlikte çalışıyoruz. Tabii ki ilk başladığım zamanlar badminton tam olarak neydi, nasıl oynanıyordu, profesyonel bir spor mu bunu bilmiyorum. Ama sporla ilgilenmeyi sevdiğim için ertesi günkü antrenmana koşarak gittiğimi hatırlıyorum. Annem peşimden sabahın 7'sinde elinde börek, meyve suyu, kızım nereye gidiyorsun diye koşturuyordu. Tabii ki bu süreçte ailenin desteği de çok önemli. Onlar her zaman arkamda durdu, yanımda durdu ve destekçi oldular. Tabii burada Çağatay Hoca'nın katkısı çok büyüktü. O güveni onlara verebilmesi, onların da beni gönül rahatlığıyla spora yönlendirmesi, yollaması benim için de tabii ki de burada artıydı. O günden bugüne işte Çağatay Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Çok güzel bir başarılar elde ettik birlikte. Yeniler için de çalışmaya devam ediyoruz. Kesinlikle öyle. Biz de seni gururla izlemeye inan ki devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki bu yoğun antrenman süreçlerinde nasıl besleniyorsun? Nasıl bir antrenman programı devam ettiriyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Gidiyor mu be ya? Yani burada genelde sosyal hayatımız olmuyor. Çünkü bizde sezon olayı da yok. Yaz-kış diye ayırabileceğim bir dönemimiz yok. Yılın her günü, her ayı turnuvalarımız var. Ve biz de her zaman hazır olarak durmak zorundayız. Bunun için yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum çift antrenman olarak. Tabii ki dediğin gibi burada beslenme de çok önemli. Beslenme diyetisyenim de var zaten. Gözde Nur'la birlikte çalışıyorum. O da bu yolda beni gerçekten çok güzel yönlendiriyor. Çünkü bu sadece antrenman yapmakla olmuyor. Bu işin beslenme, dinlenme boyutu da var. Üçü bir araya geldi mi gerçekten çok güzel bir kombinasyon oluyor. Onun için hepsine ayrı ayrı önem veriyorum. Ben kısacık bir şey sormak istiyorum. Peki yemeği özlediğin bir şey oluyor mu bu sürede? Bu antrenman, şey, bazı şeyleri yiyemediğinizi tahmin ediyorum. Ya aslında böyle katı kurallarımız yok. Ama çünkü hani bisikletle ilgili bir sporum yok. Hı hı. Ama sadece tabii ki de sporcu olarak uzak durmamız gereken besinler var. Burada en çok zorlandığım konu çikolata. Tam olarak çikolata aşığı bir kızım. Sadece onunla beslenebilirim normal hayatta. Bazen Gözde şey diyor, Neslihan diyor, haftada bir kendini ödüllendirebilirsin diyor. Çiğde. Ben bir taneyle onu kurtaramayacağım için yememeye çalışıyorum. Çünkü bir tane kimseyi kesmez. Tabii, tadını hatırlamamakta fayda var. Evet, kesinlikle.
Peki Neslihan, bu kadar yoğun bir antrenman programından bahsettin. Çok yoğun çalıştığını ve gerçekten uyku düzeninden eminim ki, uyku düzeninden beslenmene kadar her şeye çok çok önem veriyorsun. Annenden de bahsettiğin için ben tekrardan sana sormak istiyorum. Bu süreçte annenle nasıl bir iletişim, nasıl bir program devam ettiriyorsunuz? Aileme çok bağlı biriyim. Çok duygusal bir kızım aslında. İlk maça gittiğimde, daha doğrusu ilk 3 maça gittiğimde arabada şöyle bir durum oluyordu. Ben direkt ağlamaya başlıyordum. Annemden ayrılmak istemiyorum. Annem de gelsin benimle diye. Kamplarda artık benden büyükler ilk gün şey diyordu. Tamam Neslihan ağlama, işte alışırsın. İkinci günde tamam Neslihan ağlama. Üçüncü gün yeter Neslihan ağlama artık diyorlardı. Anneler de dayanamaz ağlamaya. Evet. Artık şu an o duruma alıştık. Onun bana buradan yolladığı enerji benim için çok önemli. Çünkü benimle birlikte Tokyo'da, yani buraya göre 5 oluyordu saat, 4 oluyordu. Annem hemen kalkıyordu, uyandım yanındayım, arkandayım, merak etme diyordu. Onun için onun bana buradan yolladığı iyi enerjiler beni orada gerçekten yüreklendiriyor. Neslihan'cığım, anneden bahsederken ben ufak bir soru daha sormak istiyorum. Seninle ilgili araştırma yaparken karşıma ufak bir detay çıktı. Hem çok duygusal hem gerçekten çok kıymetli. Sanırım önceki yıllarda annene bir sözün varmış ve bir madalya evet. geldikten sonra da o sözü gerçekleştirmişsin sanırım. Bizlere biraz evet, bahsedebilir misin? Şöyle söyleyeyim, yani ekonomi yönden kötü bir aile değildik. Ortalama bir aileydik ama hep kendimde şöyleydi, spora başladıktan sonra maddi ve manevi yönden bir şeyler kazanmaya başladığım zaman hep anneme şunu söylerdim. Anneciğim güzel para kazanayım, sana ev alacağım, istediğin eve alacağım. Sonra Akdeniz oyunlarına gittik ülkemizde olan ve ülkemizde olmasından dolayı ödül gerçekten normalinden sanırım 5 katı falandı, tam hatırlamıyorum ama ciddi bir mevlaydı. Giderken anneme dedim ki, anneciğim dedim çok dua et bana, şampiyon olursun istediğin eve alacağım. O zaman da tam olarak televizyon final maçlarını vermiyordu. Ve ben annemi aradım şampiyon olduğumda. Annem de parktaymış. Anneciğim dedim, şampiyon oldum dedim, istediğin eve alabilirim dedim. Annem bir yandan ağlıyor, ben bir yandan ağlıyorum ama. Gerçekten bizim o an, annemin mutlu olması, ailemin de, babamın, ablamın, yeğenlerimin hepsini mutlu edebilmek benim için çok güzel bir duygu. Evet, madalya kazanmıştım ama sözümü yerine getirebilmek, onun verdiği değer ayrı bir yerde benim için. Ya gerçekten harikasın. Ne desem bilemiyorum. Ben de gerçekten çok duygulandım. Ben bir de baba sorayım. Yani bu kadar anne konuşulmuşken yani babanın da bir soru hatırlatmak lazım. Babanız bu badminton'ı seviyor galiba. Ben sizin bir iki böyle röportajınızda izlemiştim. Böyle beraber sizin maçlarınızı izliyorsunuz, göz atıyorsunuz falan. Biraz da ondan evet. bahseder misiniz? Gerçekten bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Ailem tam olarak badminton hayatı boyunca hep yanımdalar ve gerçekten çok iyi takip ediyorlar. Babam internetten çok fazla anlamaz ama maçlarım ne zaman internette verilmeye başladığı an itibaren babam ne yapıyor, ediyor, onu buluyor ve izliyor. Ben bile bulamıyorum. Bazen gerçekten şoka giriyorum. Diyor ki izliyorum seni diyor, bana taktikler veriyor. Onun için çok mutlu oluyorum. Onun mutlu olması beni mutlu ediyor. Bazen yeniliyorum, hemen mesaj atıyor. Olsun diyor, hiç üzülme diyor, biz senin yanındayız diyor. Gerçekten onlardan bu desteği görmek, benim ne yaptığımı, benimle birlikte en azından o yola çıkmaları beni çok mutlu ediyor. Neslihan, bir şey soracağım. Gerçekten benim galiba en merak ettiğim soru bu. Eminim Ali Murat da bunu merak ediyor. Ritüellerin, totemlerin var mı? Evet, var aslında. Yani maçtan önce genelde sessiz kalmayı çok seviyorum. Sessiz kalmak için yaptığım bir iki bir şey var. Kimse bilmiyor aslında ama çok saçma bence. Bizimle paylaş lütfen. Ya çok saçma, çok üzülüyorum. Yani en sessiz neresi olabilirse oraya gidip orada oturmayı düşünüyorum. Genelde bu çok komik bir yer oluyor, bir alan oluyor. Onun dışında annemin bana badmintona başladığım zamanlarda hediye ettiği bir kolye var. Hala boynumda. Onunla birlikte tüm maçlara gidiyorum.
Onun bende güzel bir anısı var ve bana ailemin bir armağanı gibi, onlarla birlikte mücadele ediyormuşum gibi geliyor. Onun için hep birlikteyiz. Biraz daha Tokyo 2020'ye dönelim, olimpiyata dönelim. Açılıştan hatırında kalanlar neler, nasıl bir açılıştı? Oradaki atmosferi şöyle biraz daha açabilir miyiz? Tabii ki de. Ya aslında pandemiden kaynaklı olarak tam istediğimiz gibi geçmedi. Çünkü hem seyircisiz olması ve tam sporcuların katılamaması, ertesi gün maçların başlamasından dolayı bence biraz eksiklik vardı bu konuda. İçeri girdiğimizde gerçekten çok uzun bir yol yürüyerek stada girdik zaten. İçeri girdiğimizde birden yani o büyüye kapıldım. Bütün her şeyi unuttum açıkçası. Evet dedim, buraya bunun için geldik. Hepimiz bir anda bir yana savrulduk. O atmosferi yakalamaya çalıştık. Ama bir bakıyorum gerçekten çok üzülerekten söylüyorum. Sağ tarafta sporcu yok, sol tarafta sporcu yok. Etrafta sporcu yok. Tamamen Tokyo'nun oluşturduğu, yani nasıl söyleyebilirim, insan yani dansçı kişiler vesaire vardı. Aslında kalabalığı sağlayan bunlardı. O yüzden bir yandan çok böyle eksik hissettim. Çünkü genelde o coşku, havai fişekler çok farklı oluyordu. Umarım bundan sonraki yıllarda bunu yaşayabiliriz. Bunun eksikliğini ben çok gördüm. Peki Neslihan, diğer sporcularımızla vakit geçirme şansınız ya da onların yarışlarını izleme şansınız oldu mu? Evet, aslında oldu. Şöyle kaldığımız yerde bir aslında apartmanda 5 oda var ve hepimiz ayrı odalarda kalıyoruz. Bir nevi artık ev arkadaşlığı yapıyoruz aslında. Ve şu an Bursa'dayım. Evime geldim. Bir yandan telefon açık, televizyon açık. Hala onları takip ediyorum. Gerçekten hepsini daha önceden tanıyordum ama orada gerçekten çok güzel bir bağ kurdum. Boksör arkadaşlarım, okçu, tekvando, karate. Yani ayrılırken çok üzüldüm açıkçası. Hepsinin maçına gitmek istedim. Dün ilk kez bir boks maçı izledim ve Buse'yi izlerken bir şey yaptım artık. O kadar kasmışım ki kendime. Bizim spor temassız. Vuruyorlar birbirlerine, diyorum ki ay diyorum bir şey olmaz inşallah diyorum ama herkes nasıl bağırıyor, hadi Buse daha sert vur. Ben diyorum Allah'ım inşallah kazanır, kazasız belasız. Böyle dua ediyorum. Gerçekten onları izlemek, onların yanında olmak, olabilmek benim için çok güzel bir duygu olurdu. Ama yine de burada onlar tabii ki de gönlüm onlarla. İnşallah çok güzel sonuçlarla dönerler. İnşallah. Sonuçlara da değinelim isterim. Var mı tahminler? Ya açıkçası tahminde bulunmak istemiyorum. Çünkü onları olumsuz yönde etkilemek istemiyorum. Çünkü oraya katılmak bile bizim için en güzel başarı. İnşallah onların gönlünden geçen olur. Biz hep onların yanındayız. Sizler de öyle eminim. Kesinlikle. Sonuç ne olursa olsun ben onların yanındayım, arkasındayım. Onları da sonuna kadar destekliyorum. Ben bir soru sormak istiyorum. Bundan sonraki hedefiniz nedir? 2024 mü, yoksa hep en üst seviyedeki oyuncularla aynı seviyede olmak, onlarla mücadele edebilmek diyorsunuz. Ama neyi gerçekten hedefliyorsunuz? Bir Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya, böyle bir hedef var mı? Neyi planlıyorsunuz? Olimpiyata gitmeden önce hedef olarak hep şunu söylüyordum. Bu Nisan ayında ilk kez Avrupa Büyükler'de bir madalya kazandım. İlk öncelik olarak hep Avrupa Büyükler'de bir madalya sahibi olmak istiyordum ve bunu bronz alarak gerçekleştirdim. Şimdi ise ilk önceliğim bu madalyanın rengini değiştirmek. Ve en büyük hedefim şu an dünya sıralamasında ilk 27'deyim. Ve ilk 10 içerisinde en iyilerin arasında kendimi görmek istiyorum. Onlarla birlikte aynı platformda yarışmak istiyorum. Eminim ki o sıraya geldiğimde zaten olimpiyat, dünya şampiyonası, o zaman her şey daha da değişecek. Önceliğim açıkçası onların arasında çok güzel bir konum almak. Neslihan, seni izlemek inan bize çok gurur vericiydi. Türkiye'ye döndüğün gibi de yayınımıza katıldığın için, bizimle duygularını ve deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Seni çok öpüyoruz. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Ve Ali Murat, sana dönüyorum tekrardan. Neslihan'la çok güzel bir değerlendirme yaptık. Badminton'u konuştuk. Neslihan sağ olsun, gerçekten bizi çok gururlandırdı. Dilersen biraz da kalan yarışmalardan şimdiye kadar neler oldu? Şöyle bir genel bir toparlama yapalım birlikte. Yani hepimiz boksla yatıp kalkıyoruz. Eğer en azından Türkiye açısından bakarsak ve kadın boksörlerimiz de yatıp kalkıyoruz. İki tane Buse Naz'ımız var malum. Evet. Ve ben çünkü bir tanesi birleşik yazılıyor, birisi ayrı birisi yazılıyor. Ayrı. İki Buse Naz'ı böyle ayırıyoruz. Güzel bir şifreleme. Şaka bir tarafa, Buse Naz Sürmeneli artık yarı finalde. Bugün Lisenko'yu yendi. 4 Ağustos'ta yarı final mücadelesi var ve madalya aldı. Ama onun rengi ne olacak? Hepimiz işte bekliyoruz. Heyecanla herkes onu bekliyor. Müthiş de mesajlar veriyor. Sosyal medyayı da çok güzel kullanıyoruz. Ringde eğleniyor. Biz bu çok önemli. Bütün bunları görürken çok heyecanlanıyoruz. Yani sonuçta bir kadın boksörümüz bu kadar ışıklar altında. Ve gerçekten dünya basını da ilgi gösteriyor. Ve iki favoriden biri olarak görülüyor. Bakalım, inşallah altın madalyayı bize getirir diyelim. Şimdi yarı finaldeki rakibi eski dünya şampiyonuymuş yalnız. Tabii artık yarı finale gelince biraz yollar taşlı olmaya başlıyor. Hintli Borgain karşısında bakalım ne yapacak diyelim. Ama biz ona çok güveniyoruz. Onun dışında Esra Yıldız çeyrek finale çıktı. O da Arjantinli Sanchez'i yendi. Yine boksta bugünün yine küçük bir gelişmesi vardı. Ama onun dışında işte diğer Buse Naz'ı da bekliyoruz. O da yoluna devam ediyor. Bakalım o da ısınabilecek mi? Çünkü ilk maçında biraz böyle bir hafif bir ürkeklik vardı. Gayet doğal. Çünkü ilk defa olimpiyat sahnesinde kadın boksörlerimiz yer alıyor. Her zaman burada olmadığımız için bu heyecanların olması normal. Ama onlar bir kapıyı aralıyorlar. Bu kapıdan daha çok sporcumuz geçeceğe benziyor. Jimnastiğe değinelim istersen. Jimnastikte de valla jimnastikte hepimiz işte Ferhat, İbrahim, özellikle o ikisine heyecanla bekliyoruz. Yani kurulmuş vaziyetteyiz. Ama daha onların hala müsabakalarına var. Ama az kaldı. Olimpiyat zaten çok kısa süren bir şey olduğu için şükür çabuk kavuşacağız diyeceğim. Ama daha var. Birkaç günümüz Adem var. Adem'le Ahmet de zaten alet finallerinde olmaları muazzam. Ama yani ben Ferhat'la İbrahim'den madalya bekliyorum kendi adıma. İnşallah bütün sporcularımız kazanır. İnşallah. Ve bambaşka bir şey konuşuruz. Ama İbrahim'le Ferhat zaten apayrı seviyede sporcular. Onları bütün dünyada bekliyor diyebiliriz. Yasemin Ecemana Göz'e de bir değinelim isterim ben. Okçulukta bugün yani çok önemli bir rakibe maalesef yenildi. Güney Koreli rakibine. Yani aslında beklenen sonuç ama çok iyi temsil etti ülkemizi. Mete ile beraber, Mete Gazoz'la beraber bireysel karışıkta dördüncü olmaları, yani madalya maçında gerçekten ucundan döndüler. Biz üzüldük ama ilk günlerde bir anda böyle heyecanla ya olimpiyat başladı dendi bu ülkede ve neredeyse hiç alışık olmadığımız bir şekilde madalyaya çok çabuk kavuşacaktık. Çok iyi temsil etti, daha çok genç ve aslında yani sporda hep üzerine taşları koya koya ilerlemek çok önemli. Ben Yasemin'in de bu olimpiyattan çok önemli dersler çıkaracağını düşünüyorum. Kariyeri büyük bir ihtimalle daha da yükselecektir kariyerinde diye düşünüyorum. Ve yani hakikaten çok zorlu bir rakibe yenildi. Sporda da maalesef özellikle bu olimpiyatta belli seviyelere çıktıktan sonra size hep dünyanın en iyileri geliyor. O yüzden de bu sonuçta bence normal bir sonuç ama çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle çok iyi temsil etti ve şöyle dünya genelinde de baktığımızda ben eminim ki seyircilerimiz de bence buna alıştılar. Senin kesinlikle öyle herkesin çok bilmediği önemli notların vardır. Aktarmak istediğin bir şeyler varsa lütfen dinleyelim. Yani işte dün konuşuyorduk böyle kendi aramızda. San Marino'nun artık olimpiyatta madalyası var dedik. Bronz madalya, 34 bin nüfuslu San Marino olimpiyatta madalya aldı. Böyle bakıyoruz ki atıcılıkta aldılar. Hakikaten bir peri masalı. Biz hep San Marino'yu işte milli takımımızdan biliriz. Yok onlara şu kadar attık, atamadık. San Marino gol attı bize, korner attı falan diye hep dalga geçtiğimiz bir ülke. Ama olimpiyat işte bu küçük hikayelerin yeri. Bermuda diyoruz, onun da 64 bin nüfusu var. Bermuda altın aldı triatlonda. Yani bazı küçücük ülkeler bunu başarıyor. Kosova'dan bahsediyoruz. Kosova'yla hep de zaten bir bağımız var. Burada çok oralı, o asıllı insanlar da yaşıyor malum. Kosova ikinci olimpiyatında
ikinci olimpiyat altınını aldı. Genel sıralamada birçok ülkeyi geçecek. Judo hakikaten Kosova'da ataspor galiba. Çünkü hep olimpiyatta altın alabiliyorlar. Şaka bir tarafa. Bu çok güzel bir şey. Onun dışında bakıyoruz. Güney Afrikalı Tatiana Schoenmaker kurbağalamada dünya rekoru kırdı. 200 kurbağalamada. Yüzmede böyle arka arkaya dünya rekorları geliyor. Çin takımı 4x200'de dünya rekoru kırmıştı. Sadece onlar dünya rekoru derecesini kırmadılar. Amerika ve Avustralya'da dünya rekoru derecesinden daha iyi bir derece yüzdüler. Yani şaka gibi. O hep olimpiyat rekorları kırılıyor. Yüzmeyi maalesef çok seyredemiyoruz. Çünkü yüzme biraz Amerikan saatine göre ayarlanmış vaziyette. Bunu daha evvel de olimpiyat öncesinde bazıları dile getiriyordu podcastlerde, yazılarda. Çünkü olimpiyata en çok para veren kurumlardan bir tanesi. NBC, NBC'de Amerikan halkı yüzme çok seviyor. Yüzmede çok iddialılar diye. Onun saatleri böyle ayarladı diye konuşuluyordu. Biz o yüzden maalesef şeyleri seyredebiliyoruz. Yani seçmeleri seyrediyoruz, elemeleri seyrediyoruz. Finaller bizim uyku saatimize denk geliyor. En azından benim uyku saatime geliyor. Her an bir gelişme oluyor ve bu olimpiyat zaten bu demek. Yani o kadar dolu dolu bir 16-17 gün yaşıyoruz ki her dakikası neredeyse 14-15 saat boyunca 1001 hikaye. Biz de o hikayeleri kovalamaya devam edeceğiz. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Özellikle önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz tekrardan Filenin Sultanları ve Cimnastikçiler beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. Ve büyük bir ihtimalle şunu da söyleyelim. Yani tabii ki de Neslihan'ı da burada çok güzel bir şey söyledi. Sporcularımızın şu madalya kazanır, bu madalya kazanır çok dememek lazım. Ben de o hataya düşünüyorum. O beklentiyi arttırmamak, o baskıyı arttırmamak lazım. Ama şu an itibariyle sevgili izleyenler az madalya görüyorsa çok üzülmesin. Çünkü ikinci haftada bu madalya sayımız biraz artacak. Bizim daha başarılı olduğumuz sporlar gelecek. Kadın boksörlerimiz büyük bir ihtimalle buraya bir kere madalyalar alacak. İnşallah jimnastikçilere eklenecek, güreş gelecek. İnşallah. Yani bazı şeyler gelecek ve bizim madalya sayımız da artacak. Ve altınlarımız da olacak diye düşünüyorum. Her şeyden diyorum. Ziyade zaten katılmak çok çok daha önemli diyebiliriz değil mi? Yani katılmak önemli ve biz bu sefer çok iyi temsil ediliyoruz. Hiç olmadığımız branşlarda bile son noktalara kadar geliyoruz. Bazen evet kazanamıyor olabiliriz. O madalyalar gelemiyor olabilir ama atıcılıkta işte bir dördüncülük kazanıyoruz. Bazı sporlarda hiç daha evvel klasmanlara giremezken son 20'de 24'te sporcularımız var. Yani bu hepsi bir adım. Çünkü siz o kapıyı açıyorsunuz, birileri bir yolu açıyor, ondan sonra gelenler devam ediyor. Devam ettirecek. Ve spor böyle bir şey. Spor ülkesi olmak da böyle bir şey. Ben bu Tokyo'da güzel adımlar attığımızı düşünüyorum. Umarım devamı gelir. Biz de heyecanla daha... Aktarmaya devam ederiz. Ali Murat ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Biliyorsun tekrardan zaten bir araya geleceğiz. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Tokyo 2020'yi Natspor olarak takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.